aile iyilik sağlık programı çok değerli konuklarıyla ve konularıyla hafta içi her salı ve her perşembe saatlerimiz onu gösterdiğinde TV Kayseri ekranlarında olmaya devam ediyor. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var ve konumuz da çok önemli. Safra kesesini konuşacağız. Hakikaten safra kesesi baktığımız zaman sanırım beslenme stilimizden dolayı Türkiye'de sayısı bayağı bir hastalık artmaya başladı. Peki ne kadar tehlikeli neler yapmamız gerekiyor? Bugün masamızda eline boyuna konuşacağız. Kimle konuşacağız? Genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Abdurrahman Akay hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ederim. siz nasılsınız? Teşekkürler bizler deyiz. Herkes zayıflamaya devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Malum kış geldi, kilolar arttı. Evet. Biz de zayıflama programlarımızla hastaları ameliyat etmeden zayıflatıyoruz. Hakikaten çok çok güzel. Hatta birkaç arkadaşım programdan sonra dedi ki birlikte gidelim ne olur. Biz de kilo vermek istiyoruz. Dedi. Tabii ki dedim mide balonu özellikle çok konuşulan ama botoks da çok e, kıymetli olan bir operasyon. Herkes diyor ki bir iki tane önce e, botokstan başlayalım sonrasında balona mı gidelim. Dedim ki hocam size en doğru bilgiyi verir. Biz de bugün en doğru bilgilerden biri safra kesesini konuşalım istedik. Siz de dediniz ki hay hay konuşalım. Çünkü e, safra kesesi hasta Hakikaten Türkiye'de sayısı çok fazla. Sanırım beslenmemizle alakalı. Hemen onu soracağım. Önce safra kesesi nedir? Ya da safra nedir? Bizim için önemi nedir? Bununla başlayalım sonra sorularımız gelecek. Besinlerin sindirilmesi için özellikle yağların parçalanabilmesi için safra dediğimiz bir sıvı gerekiyor. Bu karaciğerde üretiliyor. Ee, karaciğerde hani kurbanda hep görürüz. Öt var yeşil renkli aman patlatmayalım denir evet. ya. İşte o safra kesesi. Bunun belli bir vazifesi var. Safra'yı depoluyor, yemeklerden sonra da salınmasını sağladığı için sindirim kolaylaşıyor. Ama hareketsiz yaşam olsun, bazı nedenlerle bu safra kesesi taş topluyor içinde, taş oluşumu oluşuyor ya da iltihaplanabiliyor. Bugün de ayrıntılı konuşacağız. Evet şimdi safra kesesi dedik ki biz beslenmeyle doğru orantılı mı, obeziteyle doğru orantılı mı dedik. Çünkü biraz daha e, hamur işi tüketmeyi seviyoruz. Özellikle Kayseri'de bu çok daha baskın. Hamur işi tüketmek, baharat tüketmek. Beslenme ile ilişkisi nedir değerli hocam? Hızlı kilo alıp veren insanlarda biz fazla görüyoruz safra kesesini. Biz obezite cerrahisi ve obeziteyle uğraştığımız için e, şişman hastalarda oranının yüksek olduğunu görüyoruz. E, ve Yiyeceklerle de direkt bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Ama içinde kolesterol ve bilirubin taşları daha fazla olduğu için daha çok yağlı yiyecekler, hazır gıdaların bunlara ulaştığını düşünüyoruz. Evet peki değerli hocam baktığımız zaman safra üretimi günlük ne kadardır bir vücutta? Yaklaşık 1-1,5 litre civarında bir safra üretimi var. Bu inanılmaz önemli. Aslında e, önemsiz gibi düşünüyoruz. İşte safra üretiyor. işte safra kesesi. Hani olsa da olur, olmasa da olur gibi. Rabbim onu oraya koymuş ve inanılmaz derecede güzel bir sistemin içerisinde yerleştirmiş. Tabii, mideden 12 parmak bağırsağına geçerken yiyecekler, e, safra evet. kesesinin salgısı da bu 12 parmak bağırsağına dökülüyor. Oradan yiyecekler geçtiği an hissediyor vücut özel böyle sensörleri var. Ve safra kesesinden safra salınmaya başlıyor ve sindirimi çok kolaylaştırıyor. Eğer safra kesesi olmazsa bu hazımsızlık artar, şişkinlik artabilir, ee, yiyeceklerin sindirimi bir miktar bozulabilir. Peki değerli hocam karaciğer yağlanması ve insülin direnci ile ilişkisi nedir? Ee, safra kesesinin direkt yağlanmayla bir alakası yok. Ee, sadece yağların parçalanmasıyla alakası var. Bu karaciğer yağlanması fazla beslendiğimiz zaman, fazla yediğimiz zaman vücutta depolanıyor yağlar, en çok da karaciğer gibi organlarda depolanıyor. Evet Terle hocam bir de belirtilerini anlamak zor mudur yoksa ben buradayım der mi belirtiler? Şimdi 10 insanın 6-7 tanesi safra kesesinde taş olduğunu anlayamıyor. Sadece burada safra kesesinin içindeki taşlar, o safra çıkışını yollarını tıkarsa, ona bağlı gerginlik ağrısı oluyor o zaman anlıyorlar. Ya da iltihaplanıyor. Biz kolestit diyoruz. O zaman anlıyorlar. Bazen şiddeti o kadar ilerliyor ki pankreatit dediğimiz pank yanında pankreas var. Onu da etkiliyor ve ciddi hayati tehlikelere yol açabiliyor. Evet risk faktörleri kimdir? Kimler risk altında? Kilo fazlası dedik Biz ama yaş kadın. <laughs> daha fazla görüyoruz safra kesesini. Benim hastalarımın %70'i kadın hasta. Safra kesesi ameliyatı yaptım. Bunun sebepleri e, nedir dersek belki hormonal etkilerden olabilir ama e, doğumla birlikte de biz e, hamilelik sürecinde safra kesesi taşlarının, şikayetlerinin arttığını görüyoruz. Orada basınçtan dolayı mı? Yani yapısal olarak e, kadınlarda bazı hastalıklar yatkın oluyor. E, ondan dolayı... Gebelikteki o, o şişme... Gebelikte şişme. bütün şeyler değişiyor. Hormonlar değişiyor. Yani, yani değişiyor. vücudun çalışma yapısı değişiyor. Gebelik kesesinin özellikle büyümesiyle birlikte safra kesesine doğru bası yaptığını görüyoruz hastalarda ve vücudun tam böyle orta sağ tarafında ağrılar ya da sırta vuran ağrılarla karşılaşıyoruz biz safra kesesi taşları ya da iltihaplarında. Evet peki değerli hocam nasıl teşhis edilir safra kesesi? Taşları. Çok kolay. Ultrason yapıyoruz. Hastalarımıza taşı görüyoruz. En güzel ultrasonda görünüyor. Orada devreye siz giriyorsunuz ama genel cerrahi uzmanı evet. gelecek, baktıracak. Yani tipik e, şey semptomları var safra kesesinin. E, yemeklerden sonra özellikle başlayan ağrı, şişkinlik e, ve hazımsızlık sıkıntıları e, bizi safra kesesinde şüphelendiriyor. E, sırta vuran bir ağrısı varsa bu safra kesesinin ilerlediğini düşündürüyor. Pankreasın etkilendiğini de düşündürebiliyor. Biz bunu muayenemizde elimizle şöyle hafif bastırdığımız zaman burada ağrı hissediyoruz. Elimize o safra kesesinin şişkin hali geliyor. İlerlediği zaman hastalık ateş oluşabiliyor hastalarda. Buna kolencid diyoruz. Ultrason ve kan tetkiklerinde hemen tanıyı koyuyoruz. Eğer... Başka safra yollarında da sıkıntılar var diye düşünüyorsak MR'da yardımcı oluyor bize. Peki değerli hocam biz safra kesesinin taş üzerine yoğunlaştık ama safra de hastalıkları var aslına bakarsanız. Bu hastalıklardan da bahseder misiniz? En çok taş hikayetiyle geliyor hastalarımız. Bir de şeker hastaları taş olmadan da rahatsızlıklara yol açabiliyor bu safra kesesi. Nasıl şeker hastaları ayakları yandığı zaman hissetmez, sinirleri biraz e, duyarsızlaştığı için onlarda safra kesesi taşlarının semptomlarını çok geç fark ediyoruz. Hemen ağrıyla gelmiyorlar. Ağrısız bile safra kesesinin delindiği, rahatsızlandığı durumlar oluyor. Biz o yüzden mesela şeker hastalarında safra kesesinde taş görürsek hemen ameliyat öneriyoruz. Anlayamadığı için hemen ameliyat. Peki safra kesesi kanserleri desem ee, tabii safra kesesi kanserleri çok nadir gördüğümüz kanserler ama çok agresif kanserler ee, tespit edip hastayı ameliyat edip bir yıl içinde altı ay içinde kaybettiğimiz vakalar oluyor o kadar hızlı ilerliyor ee, çok sıkıntılı bir kanser o yüzden e, en ufak bir ağrısız olduğu zaman e, genel cerrahi uzmanına gelirlerse biz yardımcı oluruz ee, orada bir sıkıntı var mı rahatsızlık neymiş gibi ee, bir de safra kesesinde polip dediğimiz oluşumlar evet. görüyoruz. Bu poliplerin de şekli, büyüklüğü, adedi bizim kanser oluşumunda belirleyici oluyor. Bunlar da ultrason tetkikleriyle çok rahat takip ve tedavisinde bize yol gösterici oluyor. Peki değerli hocam yine tıkanma sarılığı var safra kesesinde bundan da bahseder misiniz? Bu safra kesesinin aktığı bir yol var. 12 parmak bağırsağına doğru giden. Eğer küçük taşlar orayı tıkarsa burada bir tıkanma oluşuyor. Ve safra kesesi gerilmeye başlıyor. Buna bağlı olarak da kesenin boyutu büyüyor. Daha da büyürse <laughs> safra vücuda akamıyor. Bağırsağa akamadığı için karaciğerde gölleniyor ve kana karışıyor. Ve Safra kesesi ciddi sarılığa yol açıyor. Bunun değeri mesela 3 olduğu zaman hemen gözlerde sarılık başlar. 5-6'ya çıktığı zaman vücutta sararmalar başlar. Biz onu gözümüzde bile hastada sarılık olduğunu, safra yollarının tıkandığını teşhis yapabiliyoruz. Evet değerli hocam şimdi izleyici sorularımız gelmeye başladı. Hemen hatırlatalım. Tüm sosyal medyalarımızdan ve WhatsApp hattımızdan sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Değerli hocama hemen ileteceğim. Ee, sorulardan biri iyi yayınlar diliyorum. Safra kesesi ameliyatı oldum ama sol tarafımda hala aynı ağrıyı hissediyorum. Neden oluyor?" diyor. Yani safra kesesi daha çok orta, tam midemizin olduğu bölge ve sağ taraf sırta doğru da ağrı yapar. Sol tarafta çok ağrıyla karşılaşmayız biz. Sol tarafta ağrı varsa bir mideye endoskopi yapıp bakmak gerekiyor. Bizim birkaç hastamız oldu o şekilde. Ameliyattan sonra hatta mide ülserinin delinmesi nedeniyle ameliyata aldığımız hastalarda oldu. Geçmeyen ağrılarda endoskopi yaparak tanı koyuyoruz. Evet çünkü sol taraftaya izleyicimiz. Peki değerli hocam tedavisine tanısını koyduk. Safra kesesi hastalıklarının ve taşının belirtilerini gördük. Tanısını koyduk. Peki tedavisi nasıl? şu an, alıyor muyuz oradan? <laughs> keseyi tamamen çıkarıyoruz vücuttan. İlaçla bir tedavi var mı? Çok nadir kullanıyoruz. Yani Çünkü taşlar oluştuysa safra kesesinde biz onları çıkarsak bile tekrar oluşmaya başlıyor. Bir de hastalarda bir tane taş olmuyor. Geçen hafta aldığım bir vakada binden fazla taş çıktı hastanın safra kesesinde. Ve çok sıkıntılı bir vakaydı. Bunlar küçük taşlar küçüklü büyüklü olduğu zaman safra yollarını da tıkıyor. Fazladan takip etmek zorunda kalıyoruz. Bu safra taşlarının büyüklüğü bizim için önemli. Peki evet yapısını soracaktım. Yapı da değişkenlik arz ediyor tabii, mu? Tabii değişir. Bilirbin taşları var, kolesterol taşları evet. var. Hani hangi maddeden daha fazla oluşuyorsa ona yönelik taşlar oluşuyor. Ama ilaçlı tedavi biz çok kullanmıyoruz. Ameliyat ederek e, sorunu tamamen ortadan kaldırma yolunu daha çok seçiyoruz. Evet yine izleyicimiz demiş ki iyi yayınlar diliyorum. Eşimin idrarından kan geliyor. Safra kesesinde de taş var. Neden olmuş diyor. Hı -hı. Taş gelir. E, i̇drarından kan gelir mi Hı -hı. safra kesesi Yok, taşıyla? Yok gelmez. O Sanki daha böbrek, çok bö böbrek ve üreter dediğimiz, e, mesane dediğimiz idrar yollarıyla alakalı bir problem de olur daha çok. E, safra taşları e, kendini ağrı, ateş e, ve sarılıkla belli eden semptomlara yol açar daha çok. Evet yine değerli hocam şimdi baktığımız zaman çocuklarda da görünme sayısı sıklığı arttı gibi e, kaç yaş grubunda görünüyor? E, çocuklarda aslında çok görmüyoruz ama görünce de dikkat evet. çekiyor tabii. E, daha geçen iki aylık bizim hastanede bir çocuk da vardı. Evet iki aylık. E, tabii iki aylık daha hani tespit ettik. Ama bunları hemen ameliyat etmiyoruz, takip ediyoruz. Çünkü insanların %70'inde safra kesesinde taş var. Şöyle 100 hastanın 70'inde olduğu halde sıkıntı vermiyor. Mesela otopsi serileri var Avrupa'daki çalışmalarda. Yaklaşık %20-25 hastaların insanların öldükten sonra otopsilerinde safra keselerinde taş olduğu görülmüş ama hiç sıkıntı vermemiş. Doktorlar tespit edememiş. Biz bunları takip ediyoruz çocuklarda. Sıkıntı olduğu zaman müdahale ediyoruz. Evet yine izleyicimiz demiş ki iyi yayınlar diliyorum. Yurt dışından yazıyorum. Oğlumun 9 milim boyutunda taşı var. Serum takılıp ağrı kesici verildi ve gönderildi. Safrayı almadan taş alınabilir mi demiş. Çok nadir yapılıyor ama biz safra kesesinin zarı o kadar ince ki Oraya dokunmayı çok sevmeyiz yani dikiş tutmayan bir zar ee, o yüzden e, bu tip e, çocukları takip ediyoruz yani bir defa atak geçirmiş olabilir ama sonrasında sıkıntı olmazsa 3 yıl 5 yıl belki 50 yıl sıkıntı olmayacak ama sıkıntı olduğu zaman ikinci bir sıkıntı hemen ameliyata alırız. Evet ağrıyı sormuşlar safra kesisi ağrısı tam olarak nerede ve yoğun olur mu? Ee, çok yoğun tabii oluyor tam böyle göstereyim. Sağ kaburgamız var ya. Kaburganın şöyle hemen karında boşluk olan yerde olur daha çok. Bazen de tam midemizin olduğu evet, yere doğru olur. Şurası. Çünkü 12 par midenin çıkışı 12 parmak varsa safra kesesi de aynı yere dökülüyor. Eğer bu basınçtan dolayı çok fazla gerginlik ağrısı olursa bir de sırtta aynı yerin tam arkasında sırtta ağrı olur. Evet peki değerli hocam ameliyatı nasıl oluyor? Kapalı, açık, biz en çok kapalı yöntemleri tercih ediyoruz. Hatta altın standart tedavi kapalı ameliyat. Küçük böyle yarım santimlik 3 tane delik açıyoruz. Bir de kameranın gireceği 1 santimlik bir delik. Küçük trokarlarla giriyoruz. Sonra onunla işlem yapıyoruz. Safra kesesini karaciğerden ayırıyoruz. Birleştiği yer o safra yolları ve duodenum dediğimiz 12 parmak bağırsağına birleştiği yerden onu güzelce ayırıp uçlarını bağlıyoruz ve keseyi tamamen patlatmadan çıkarıyoruz. Evet. İçinde taşlar da çıkmış oluyor. Sonra biz bunları patolojiye gönderiyoruz. Bazen kanser de yakaladığımız oluyor ve tedavisi olmuş oluyor hastanın. Genetik faktörlü müdür hocam? Şu an tam olarak hangi nedenle olduğunu tam bulamıyoruz. Sadece çevresel faktörlerin işte hareketsiz yaşam. Obezite, kadın olmak, işte doğum, hamilelik gibi bazı şeylerde daha fazla görüyoruz. Evet bir de şimdi beslenme çektiğimiz ister istemez değişti. Ayakta besleniyoruz, hızlı yiyoruz, fast food besleniyoruz. Onda çok etkisi var değil mi? Çünkü suyu neredeyse var. hiç içmiyoruz gibi bir şey gün boyunca. Yani su her şeyde olduğu gibi safra yollarında da çok önemli. E, su içildiği zaman e, daha böyle o yoğun kıvamlı safranın daha sakin, daha böyle e, homojenitesinin azaldığını görüyoruz ve e, konsantrasyonu azalıyor. Hastalarımız daha rahat ediyor. Hatta ağrıyla gelen hastalarımıza biz e, katı yemek, yağlı yemeklerden uzaklaştırıyoruz ve sadece sıvı e, suyla beslenmeyi birkaç gün öneriyoruz. Sonra da ameliyatını planlayıp yapıyoruz. O zaman ameliyat öncesi beslenmesi önemli Tabii ve sonrası olan hastalarda e, çok mesela Kallavi bir yemek yedikten sonra şikayetleri oluyor. Özellikle Ramazan ayının ilk günlerinde de bunu çok görüyoruz. Bugün 3 aylar başladı. Fazla yemek yedikten sonra problem varsa safra kesesinde, safra kesesi salgılanmaya çalışıyor ve bu hastalıkların görülmesi artıyor. O yüzden... Fazla abartmadan e, az yemek yediğimiz zaman bu sıkıntılar daha az görülüyor. Bu abartma durumda safra e, geri mi tepiyor değerli hocam? E, şimdi yağlı yiyeceklerde oluyor özellikle bu. Kurban bayramı zamanında çok görüyoruz. E, özellikle kavurma yedikten sonra. E, safra kesesiz yağları parçalamak için fazladan salgılanmaya başlıyor. Ve ona bağlı ağrılar daha fazla görülüyor. Evet, orada... Ama normal insanlarda olmaz bu içinde taş varsa ve fark etmediğimiz hastalarda ortaya çıkıyor. Peki safra kesesi ameliyatı olmazsa ne olur? Tehlike boyutu var mıdır? Tabii ki ee, artık bu 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 aralar çok görmüyoruz ama bir 10 yıl önce e, doktora ulaşım zordu, hastanelere ulaşım daha zordu. Hastalar e, safra keseleri patlayarak geliyorlardı ve bir kısmını da kaybediyorduk. Ama şimdi ağrı olduğu zaman bir ultrasonla bakıyoruz, taşları da görünce ee, takip ediyoruz hastalarımızı ve ameliyata uygun olanları önce ameliyat ediyoruz. Bu sıkıntılarla daha az karşılaşıyoruz. O zaman safra kanalı tıkanıyor, iltihaplanma tabii. oluyor. Ee, pankreas da safra kanalıyla birleşip 12 parmak bağırsağına akıyor. Bizim sıkıntı yaşadığımız hastalar Demek hem safra kesesinin hastalandığı ve pankreasın hastalandığı hastalar. İkisi bir arada olunca tabii e, ölümcül etkileri olabiliyor. Evet değerli hocam şu anda baktığımız zaman da tedavi yöntemleriyle ilgili yeni teknolojik gelişmeler de var, hüm hastanemizde de var. Onlardan da bahsedelim mi? Ee, biz hastalarımıza özellikle kadın doğum hastanesi olduğu için e, gebelerde hamilelik planlanmadan önce safra kesesinde taş var mı, ya da başka problemleri var mı bir bakıyoruz. E, taş olan hastalara önce gebelikler önce ameliyat öneriyoruz. Sonrasında e, hamilelik sürecine başlamalarını istiyoruz. E, bir de eğer safra keseleri çok sıkıntılıysa müdahale edilemeyecek boyutta iltihaplandıysa e, ameliyattan önce küçük girişimlerde bulunuyoruz. Çünkü ciddi hastalanmış bir safra kesesini ameliyat etmek çok büyük sıkıntılar da doğuruyor yanında. Biz onun girişimsel radyoloji eşliğinde küçük bir kateterle safra kesesinin o şişkin hacmini ve iltihaplı bölgesini boşaltıyoruz. Bir iki ay takip ettikten sonra rahatladıktan sonra ameliyatı alıyoruz. Huzur içinde hastalarımızda tedavilerini olmuş oluyorlar. Evet yine izleyicimizden Almanya'dan yazan izleyicimiz diyor ki acaba ne kadar sürüyor bu operasyon? Operasyondan sonra da hemen kalkıp işimize devam edebiliyor muyuz diye soruyor. <laughs> Şimdi Hastada şikayet yokken Safra kesesinde taş nedeniyle alıyorsak bu ameliyatlar biraz kısa sürüyor. Ama şikayeti olan, ağrısı olan ve uzun süredir bu sıkıntıları yaşayan hastalarımızda bu süre yarım saat, bir saat bazen iki saati buluyor. Çok kötü safra keselerinden bahsetmek bile istemiyorum. Gerçekten ameliyatı çok zor oluyor o zaman. Ama genelde yarım saatlik bir ameliyatla operasyonu tamamlıyoruz. Kapalı ameliyat yaptığımız için hasta... Aynı gün ya da ertesi gün taburcu olabiliyor. Evet hakikaten bu da çok Mesela önemli. Mesela işe 4-5 gün sonra başlayan hastalarımız var. Peki bir ağrı oluyor mu daha sonrasında değerli hocam? Bir gün civarında bir ağrı olur ama ağrı kesiciler veriyoruz zaten. Antibiyotikimiz de veriyoruz. 2-3 gün sonra çok sıkıntı çekmiyorlar. Peki orada bir beslenme düzeninde yine çorbalar Tabii. ağırlıklı mı gidiyor? Şimdi safra kesesi olmadığı için yağlı bir şey yediği zaman hastalarımız... Bu sefer hazımsızlık problemleri yaşayabiliyorlar. Biz bunların daha az yağlı, daha sık aralıklarla az miktarda beslenmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü karaciğerin içinde üretiliyor safra ve o salgılanmaya devam ediyor zaten. Sadece safra kesesinin o ani yemelere karşı koruyucu bandı tabii, kalkıyor. Hani oradaki safra salgısı etkilenmiş oluyor onu da yeme düzeniyle değiştiriyoruz. Ben genelde hastalarıma hep şöyle diyorum. Hani 10 parça yiyorsanız 8 parça yiyin diyorum o zaman hiç sıkıntı yaşamıyorlar genelde. Aslında de sofradan kalkarken hep böyle bir tık aç kalkmak Tabii. büyüklerimizin dediği gibi yarısı boş durusun kızım diyorlardı ben babaannem büyürken hakikaten öyle birazcık az beslendiğinizde de bu tarz hastalıklar çok fazla olmuyor. Peki safra savısı çamur haline giriyor ve yine yollarda sıkıntılar ortaya çıkartabiliyor. İsterseniz ne Nedir safra kesesi çamur haline gelmesi? Safra çamuru bu taşlaşmadan önceki hal gibi düşünmek lazım aslında. Yoğun bir safra sıvısı yoğun içerikli bir sıvıdır aslında. Hani reçel yaparsanız da böyle koyu kıvamlı olur ya öyle düşünün. Bunu fazla beklettiği zaman safra kesesinde hareketsiz de bir insansa bunlar böyle küçük küçük topaklanmaya başlıyorlar. Şöyle 2 milimlik, 3 milimlik topaklar oluyor. Onlar ultrasonda çok görülmüyor. Daha çok böyle yoğun kıvamlı çamur gibi görülüyor. Ama bunların miktarı 4-5 milim olduğu zaman o zaman da diyorlar ki taş. Yani biz de safra çamuru olan hastalarımıza ilaçla olsun önerilerimizle tedavi etmeye çalışıyoruz. Çamuru taş haline getirmeden vücuttan attırabiliyor muyuz değerli Tabii. hocam? Evet genelde başarılı oluyoruz. O zaman böyle sık sık da kontrole gelip... Ama çok yoğun bir çamur varsa ağrı yapıyorsa hastalarda devamlı sıkıntı veriyorsa o zaman da ameliyat ediyoruz. Evet hemen ameliyatla ilgili bir sorumuz var. Yine yurt dışından yazıyor izleyicimiz. Tek delikten kapalı safra ameliyatından bahseder misiniz? Safra kesisi ameliyatından. Çünkü siz biraz önce birkaç delikten bahsettiniz. Tek delik diye bir operasyon var mı değerli hocam? Tabii biz 2000 kaç? 2011 yılıydı herhalde. Biz ilk tek delikli yapmaya başlamıştık safra kesesini. Göbek deliğinden giriyoruz ama girdiğimiz yeri biraz daha fazla açıyoruz. Şöyle 2 santim civarı açıyoruz. Oradan 3-4 tane aleti kullanarak tek delikten operasyon yapıyoruz. Tabii bunlar daha zor oluyor. Hani 3-4 delikle farklı yerden daha rahat görüyoruz açıkçası. Tek delikli yapmak hem hasta açısından aslında zor hem de doktor açısından zor bir operasyon. Ama on istenirse e, çok iz kalmasını istemediğimiz hastalarda da yardımcı oluyoruz. İz kalıyor mu değerli hocam? Her e, yani yarım santim dediğimiz şöyle küçük tırnak kesisi gibi düşünün. E, bazı hastalarda hiç belli bile olmuyor. Ama her cerrahi müdahale e, vücutta bir iz bırakır. E, ama önceden de şöyle yapıyorduk yani 20-25 santim kesiyorduk boydan boya açık cerrahi şeklinde yapıyorduk. Tabi o kadar büyük izler kalmıyor artık. Evet bir de değerli hocam yine burada baktığımız zaman safra yolu yaralanmaları ve darlıkları karşımıza çıkıyor soru olarak. Nedir darlık? Ee, safra kesesi koledok dediğimiz ana safra kanalıyla birleşiyor ve oradan da 12 parmak bağırsağına akıyor. Buraya ayrıca pankreasın kanalı da akıyor. Ee, bu Ameliyat sırasında çok iltihaplı safra keselerinde özellikle bu kanalları ayırt etmek çok zorlaşıyor. E, i̇stemesek de e, hastalar zarar görebiliyorlar. O yüzden çok dikkatli ameliyat yapmak gerekiyor. E, dikkatli ve kanallarda da problem olmayan hastalarda çok sıkıntı yaşamıyoruz. Yanlışlıkla o safra kesesinin e, boyun kısmını, çıkış kısmını kesip bağlamak yerine o safra yollarını bağlanırsa o zaman safra kesesinde darlık ya da tıkanma gibi problemler oluşuyor. O zaman ikinci bir ameliyatla bağırsa kesiyoruz. Tekrar safra yollarına birleştiriyoruz ve o devir e, sorununu çözmüş oluyoruz. Evet izleyicimiz demiş ki iyi yayınlar diliyorum. Geçtiğimiz hafta hep safra kustum. E, temel nedeni neydi acaba diye de merak ettim diye sormuş. Şu anda bir doktora da gitmemiş. Ama safra kustuğunu nasıl anlamış? Ama onu soracağım değerli Samba, hocam. E, kış, yaz ve kış evresi farklı farklı e, sıkıntılara yol açıyor. En çok biz... Virüs hastalıklarında bu kusmalarla karşılaşıyoruz. Bunlara enterit diyoruz. Bazen hastalar o kadar çok kusuyorlar ki safra bağırsağa akıyor normalde. Ama bağırsak içeriği bile mideden e, kusmuk şeklinde geldiği için yeşil renkli safra kusabiliyor hastalarımız. E, birkaç defa kusmadan bir şey olmaz. Onları biz çok önemsemiyoruz. Zararlı değil değildir. ...o zaman ona da dikkat etmek gerekiyor. Ama yine de e, hamilelik sürecinde de ben onu Çünkü biliyorum çok. Hani evet. O, o sıkıntılar birkaç gün sürüyor sonrasında düzeliyor. Evet, hamilelikte de yine safra mı kısıyoruz değerli hocam? Ee, midede normalde safra olmaz. O safra 12 parmak midenin çıktıktan sonraki e, bölümde oluyor. Ee, eğer orada safra mideye kaçıyorsa tabii kusarken e, yeşil kusulabiliyor... Ama bu her insanda olmuyor. Böyle sayıları çok nadir oluyor. Evet izleyicimiz demiş ki iyi yayınlar diliyorum. Kırşehir'den yazıyorum. Aşırı mide bulantım var ve kusma şikayetlerim var. Safra kesemsinde taş var mı demiş. Olabilir. Bunu ayırt etmek için basit bir muayene yaparız. Ultrason tetkiki bize çok kesin bir çözüm ve tanı koymamıza sağlayabiliyor. Eğer ultrasonda normalse endoskopi yapıp midesini incelemek gerekiyor hastamızın. Midede problem varsa zaten ona yönelik tedavi uyguluyoruz. Evet değerli Hocam yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz ama sorular da gelmeye başlıyor. Devam ediyor daha doğrusu. Safra kesesi ameliyatı oldum. Oldukça da kısa sürdü ama sonrasında yine sol tarafımda bir ağrı başladı. Hatta sizi izlerken daha da ağrının arttığını söyleyebilirim. Sanırım bu algıda seçecek. Neden oluyor değerli hocam bilgi verir misiniz demiş. Yani ilk 3 ayda ameliyattan sonra insanlar normal beslenmeye alışamıyorlar. Vücut da alışamıyor. Burada sık karşılaşıyoruz aslında. Ama 3 aydan sonra çok görmüyoruz. Özellikle sol taraftaki ağrılar safra kesesiyle ilişkili olmuyor. Ya pankreas ya da mide problemleriyle alakalı olabiliyor. Eğer gelirlerse o sıkıntılarına yönelik çözümler üretebiliriz. Evet yine bir izleyicimiz demiş ki değerli hocam. Çok kendini belli etmeyen ağrılar doktora her gittiğimde midenizi üşütmüşsünüz diye tüm ısrarlarıma rağmen hiçbir tahlil yapmadan ağrı kesici ve iğne yaparak eve gönderiyorlar. demiş. Sanırım bu karıştırılıyor değil mi? Çok sinsi ilerliyor Şimdi, değerli hocam? E Mide rahatsızlıkları çok karışıyor. Evet, karıştırılıyor e, tabii çünkü. Tabii karışıyor. E, biz hastanın yaşına, bu sıkıntıları ne kadar çok yaşadığına göre e, böyle her gelen hastaya da endoskopi yapmayız. E, bakarız, önce basit tedaviler uygularız. İşte asitini azaltan birkaç ilaç veririz önce. Sonra bakarız, eğer sıkıntı devam ediyorsa bu sefer bir üst merkeze göndeririz. İşte o da genel cerrahi olur, Dahiliye branşları olur. O zaman çözüm yollarını ararız. Ama özellikle birinci basamak sağlık ocağına gittikleri zaman ilk önce basit reçetelerle bu işi çözmeye çalışırız. Peki burada zaman kaybı olur mu? Sarılığa doğru ya da tıkanmaya doğru gider mi değerli hocam? Evet, bu bahsettikler ama şiddetli ağrı değil. Sadece içlerinde hissettikleri ufak tefek sıkıntılar. Çok zaman kaybı olmaz. Her böyle ufak problemde de tetkik yapamayız. O zaman her yer kilitlenir. Evet. Canım. Yani yavaş yavaş basamak basamak gitmek lazım. Hakikaten öyle çünkü şey dikkat etmek lazım. Ağrılarınızı iyi tanımak, vücudu iyi tanımak gerekiyor sanırım, değil mi değerli Tabii. hocam? Tekrarlayan ağrılarda özellikle çok gecikmemek gerekiyor. Hani bir kere iki kere olmuş olanlar önemli değil ama devamlı oluyorsa ve birkaç ay boyunca da geçmiyorsa o zaman tabii genel cerrahiye gelmeleri daha isabetli olur. Evet bu hastalığı e, tanısı için genel cerrahiye mi gelmemiz gerekiyor? E, ameliyatlarını biz yapıyoruz e, safra kesesi olsun mide ameliyatları e, dahiliye ve gastroenteroloji de e, bu konuyla ilgilenen branşlar arasında. Hemen. E, ne kadar güzel bir izleyicimiz. Programın başında poliplerden bahsetmişti değerli hocam. Benim de eşim 29 yaşında ve safra kesesinde polip var ve alalım dediler. Ne yapacağımızı bilemiyorum demiş. Evet polipleri biraz açalım mı değerli hocam? Tabii. Mesela tek bir polibi var. Diyelim 5 milimetre. Biz bunları takip ediyoruz. 6 aylık aralarla ya da 3 aylık aralarla takip edebiliyoruz. Eğer polip büyümüyorsa hiçbir şey yapmayız. Ama polibin sayısı birden fazlaysa, büyümeye başlıyorsa e, özellikle 1 santimin üstündeki polipleri biz bırakmayız hastada. Çünkü kanserden korkarız. O yüzden ameliyat öneririz. Evet yine demiş ki safralanıktan sonra herhangi bir problem oluşur mu? Oluşmaz. Yani e, patolojide inceliyoruz safra kesesini, o polipleri de inceliyoruz. Poliplerin safra kesesi duvarına yapıştığı yerde problem yoksa ve normal polipse. Çünkü her polip kanser olmaz. Yani %3-5 belki %1'i kanser olur. O yüzden e, ameliyat sonrasında çok sıkıntı yaşamayız. Evet, yine perşin sormuşlar. Ameliyat sonrasında yiyip yemeyeceğimiz şeyler var mı değerli hocam diye. E, önemli yumuşak ve sulu gıdalardan bahsediyorum ama ben hiçbirini yemiyorum Hı. Ne yapacağız demiş. Şimdi i̇şte burada et türünü tüketmemede Ameliyat sonrasında de... e, her şey aslında yemek gerekiyor. Ama miktarını bir miktar azaltmak yeterli oluyor. Ee, i̇lk 3 ay özellikle vücut alışana kadar e, miktar çok az ve saatleri böyle 3 saate bir e, düşerlerse e, çok sıkıntı yaşamazlar. Ama e, sabahtan akşama kadar durup akşam da çok yemek yerlerse o zaman e, hazımsızlık, şişkinlik gibi şikayetlerle daha çok karşılaşırlar. Yağlı gıdalar özellikle safradan etkilenir. Onun için de yağlı gıdaların miktarını azaltmalarını öneririz. Hazır gıdalar burada sıkıntı oluşturuyor. Onlardan da uzak kalırlarsa daha rahat ederler. Ee, yine izleyicimiz demiş ki iyi yayınlar diliyorum. Benim de saframda taş var. Hem de sayılamayacak kadar. Çok fazla biliyorum ama ameliyat olmaktan çok korkuyorum. Ağızdan hortum salınıyor dediler. İnanılmaz korktum. Bunu bana açıklar mı değerli hocam demiş. Şimdi Tam işlem nasıl yapılıyor safra demiş. Safra yolları tıkandıysa. Şimdi safra kesesinin içinde bir de karaciğerin içinde taşlar oluyor. Bunlar safra yolunu tıkadıysa e, biz bunu kapalı ameliyatla çözemiyoruz. O zaman ERCP dediğimiz ağızdan bir kamerayla giriliyor. Yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağına. Oradan safra kanallarını görüyoruz 12 parmak bağırsağından. E, o kanallardaki taş temizleniyor. E, ameliyat yapılıyor ondan sonra. Ee, ama her taşa yapmıyoruz biz bunu. Yani binde bir, yüzde bir, hani o civarda bir sıkıntıyla karşılaştığımız zaman yapıyoruz. Zaten de herhalde o işlem esnasında zaten... Bir de şöyle düşünün. Narkozlu olacağını ee, çok da hissetmeyecektir. İçi çakıl dolu bir kese, yani para keseleri olur ya, öyle bir kese düşünün. İç, bu safra salgıladığını düşünün ama taş dolu. Zaten fonksiyon yapmaz ki. Yani biz öyle safra keseleri alıyoruz, içindeki taşları böyle kazıyoruz. Ee, çalışmıyor zaten hani fonksiyonunu kaybetmiş. Mesela o hastalar ameliyattan sonra hiç sıkıntı çekmiyorlar. Zaten safra kesesi zaten, fonksiyon evet, görmüyor. Orada bir işlevi yok yani, gibi yani, durmuş. Hani çok taşı varsa boşu boşuna evet. e, riske girmesine gerek yok. Evet yine kadınlarda dediniz. Kadınlarda kan değerleriyle ilişkili midir değerli hocam? Kan değerleri düşükse onu bir yükseltip mi ameliyat alıyorsunuz? Çünkü hepimizde bir kansızlık var. <laughs> Biz bu hemoglobin değerlerine bakıyoruz. Evet. Onun altındaysa çok ameliyata almak istemeyiz. Gerekirse demir ilaçları veriyoruz. Kanını biraz yükseltiyoruz. Ondan Benimki 8'lerde sonra... oynuyor değerli hocam. Yani 10'a çıkarmak <laughs> istiyoruz. Şöyle 2 aylık bir en geç 1,5 bir bir aylık bir tedavi ile çok rahat onun üstüne çıkar hastalarımızın kan değeri. Evet ondan sonrasında da ameliyat alıyoruz. Ee, yine bir izleyicimiz demiş ki aslında gerçekten çok sinsi bir hastalık hep tesadüfen öğreniyor. Bir yakınım doktora gittiğinde çekilen ultrasonda öğrendi. Hiçbir belirti vermiyordu. Annemde de aynı şekilde e, hiçbir belirti vermeden ortaya çıktı. Acaba ilaçla tedavi edilebilir mi? Annemin yaşı biraz yukarıda demiş izleyicimiz. E, hiç sıkıntı olmadıysa, ağrı yapmıyorsa ee, ve düzenli doktor kontrolüne gidilebiliyorsa takip etmekte bir mahsur yok. Zaten biraz önce de bahsettim, 10 hastanın 7'si taş olduğunu fark etmiyor. Evet, genelde çünkü gelen mesajlarda o şekilde tesadüfen Tabii. öğreniliyor. Ama e, burada da kantarın e, kantarın topuzunu kaçırmamak gerekiyor, ayarını bozmamak gerekiyor. Bazen sıkıntı çektikleri halde gelmeyen hastalar oluyor. Mesela taş olduğunu biliyor. 2-3 yıldır ağrı çekiyor. Biraz onun izleyicimiz gibi tabii, yani taş on, var diyor ama tabii. korkuyorum. Ama onların ameliyatları gerçekten zor oluyor. Yani o yüzden biz de çok yormasınlar. Yani, ağrı varsa gelsinler. Biz onların ameliyatlarını güzel güzel yaparız. Peki değerli hocam şimdi dedik ki biz e, safra kesesi taşı ameliyatı, safra kesesi ameliyatından önce yenilemeyen yiyecekler var. Baharatlı, yağlı. işte dokunabilecek yiyecekler. Safra kesesi ameliyatından sonra da bu korktuğu yiyecekleri yiyebiliyor mu? Nasıl bir duruma gidiyor? Az olsa yavaş, da. Yavaş yavaş tabii. Çünkü biz dengeli beslenme dediğimizde içinde yağ olacak, protein olacak, karbonhidratlar olacak. Yağ da şart vücut gelişimi için. Onlardan da az az biz yediriyoruz zaten. Sadece dediğim gibi 10 parça yerine 8 parça yemesi yeterli oluyor. Yani %80, %20'lik bir azaltma çok sıkıntı vermiyor. Yani benim hastalarımın hiç e, ameliyat sonrası sıkıntı yaşadıklarını çok duymuyorum. Evet Çünkü o zaman da özellikle... Sıkıntı olsa her gün gelirler. Hocam bende şişkinlik var şöyle diye. E, sadece benim önerim bu oluyor. Özledik yiyecekleri de gayet güzel yiyorlar o zaman Tabii az olarak. Olur. Aslında dediğimiz gibi her şeyin başı az yemek, Öz yemek. Evet hocam yavaş yavaş programın sonuna geldik. Böyle bir programı özetlersek işte ana kriterler nelerdir, risk faktörleri nelerdir, neye dikkat etmemiz gerekiyor? Safra kesesi problemleri yaşamamak için dengeli beslenme çok önemli. Hareketli yaşamın katkısı büyük. Fazla kilo alıp vermemek gerekiyor. Bazı dönemler özellikle kadınların hamilelik süreçlerinde daha öncesinde kontrol altında olmaları çok önemli. Bir Basit bir ultrason tetkikiyle doğuma hazırlık aşamasında bir vücut kontrolü tavsiye ediyoruz. Eğer safra kesesi taşından şüpheleniyorsa hastalarımız biz genel cerrahi olarak hastalarımızı muayene ediyoruz. Midelerinin ve sağ üst bölge dediğimiz kaburga altında ağrı, sırta vuran ağrı varsa yemeklerden sonra ağrı oluyorsa Hazımsızlık, şişkinlik oluyorsa e, doktora geldiğiniz zaman biz bunları inceleyip taş var mı yok mu çok rahat bir şekilde size yardımcı olabiliriz. Ayrıca ameliyatlarımız e, kapalı ameliyatlarla yapılıyor. Yarım saatlik bir ameliyatla e, ertesi gün taburcu oluyorsunuz. O yüzden e, lütfen inatçı ağrılardan e, artık korkun ve doktorunuza gelin. E, boşu boşuna acı çekmeyin diyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Bir doğru doktora gelmek burada çok çok önemli. İşinin ehli, uzman elleri ve işini seven doktorlara gelmek çok önemli. O yüzden ben size bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakikaten bu noktada sayfanıza girdiğimizde de hem zayıflayanlar hem safra kesisi ameliyatı ve diğer operasyonlar geçirenler hep çok mutlu. önemli olan da dedikleri gibi gerçekten doktor da çok çok önemli. İnsan ilişkisini kurabilmesi çok önemli. Halden anlaması çok önemli. Bu anlamda da zaman ayırması çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Gelen mesajlar de çok güzel mesajlar da var sizle ilgili. Hocam çok ilgili, çok detaylı cevap veriyor. Herkese güler yüzüyle davranıyor diye. Bu en önemli unsur bence değil mi hocam? Tabii vakit ayırabilmek çok önemli. Türkiye'de çok doktorumuz var ama böyle ilgilenen hani şanslı bir ülkedeyiz bence. Evet, Türkiye sağlık açısından da gerçekten çok sağ, e, şanslı ve önemli e, illerden ülkelerden biri, Kayseri'de önemli illerden biri. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve evet efendim Humaile İyilik Sağlık Programı bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar, kalın, esen kalın, sağlıklı kalın efendim. Allah'a emanet olun.